Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılabilecek bir sonuçtur? Farsçayı öğrenmeden Ömer Hayyam rubayilerinin çevirilerini okuduğum yıllarda değişik nedenlerle dikkatimi çeken iki rubayi vardı. Bunlardan biri aynı zamanda çevirmenin kitabının arka kapağında yer alan şu rubayiydi. Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın o da boştur boş. O günlerde ezberlemeye değecek kadar güzel bulduğum bu rubayı Farsçayı öğrendikten sonra asıl metninden okuduğumda şaşırıp kaldım. Neden mi? Rubayinin dört dizesinin ilk ikisi asıl metinde hiç yoktu da ondan. Rubayinin dizelerinin düz yazı olarak tam çevirisi şöyledir. Ey habersizler bu şekillenmiş varlık beden yani hiçtir. Bu dokuz katlı ve bezenmiş gök kubbe de hiçtir. Hoş ol da bu kurulup dağılma yurdunda bir nefese bağlıyız o da hiçtir. Dikkatli e, okunduğunda hemen anlaşılacağı gibi yapılan çevirde ki ilk iki dize asıl metinde yoktur diyor. Yani çevirde aslında değişikliğe uğradığını söylüyor. Asıl metinle alakasının olmadığını söylüyor. Bu çevirmenle alakalı bir durumun olduğunu anlatmaya çalışmış. Sonuç şudur. Hayyam'ın her bir dizesi derinlikli anlamlar içerir. Sıradan bir okuma eylemiyle onun şiirlerine yaklaşılamaz. Geniş bir birikim ve derinlikli bir algılayış ancak sağlıklı okumalar oluşturabilir değil arkadaşlar. Burada çeviriyle ya da çevirmenle alakalı bir durum olduğunu söylüyor aslında. Anahtar kelimem bu. Sonuç şudur. Ömer Hayyam yaşadığı dönemin sınırlarından sıyrılıp çağlar ötesine uzanabilen bir sanatçı olarak her zaman kucaklayabilen bir nitelikle dünya kültür mirasının önde giren sanatçılarından biri olmuştur değil. Sonuç şudur. Hiç kimse hayyam kadar etkisi uzun süren bir şiir söylemi oluşturamamıştır. Böyle olduğu için de günümüzde de günümüzde ya da yakın zamanda bizi yürekten saracak ozanlarla karşılaşamıyoruz. Bu da değil. Sonuç şudur. ilk iki dizi asıl metinde hiç yoktur. Hayyamın söylemedikleri söylenmiştir. Evet. Çevirmenin farça bilmemesi kitabın ön sözünde kendisinin de açıkladığı gibi bu çeviriyi Abdülbaki Gölpınarlı'nın düz yazı hayyam çevirilerinden yararlanarak yapmış olması buna neden olmuştur cevabım Denizli. Sonuç şudur, kendi gerçeğinden sıyrılıp evreni anlamlandırmaya çalışan her sanatçının ortaya koyduğu ürünler eninde sonunda kıymet bilir okur kitlesiyle karşılaşacaktır diyor. Bundan da bahsetmiyor cevabım Denizli. Kadına yönelik taciz ve şiddetle ilgili BM'nin bir raporunun sonuçlarını yansıtan bu tablodan aşağıdakilerden Hangisine ulaşılamaz? Batı Pasifik ve Avrupa'nın şiddet ve taciz vakalarındaki orana göre en düşük bölgeler olduğu diyor arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. Batı Pasifik %24. Ondan sonra Avrupa %25. Diğerleri %37, 37, 36, 29. Doğru arkadaşlar. Buna ulaşabiliriz. Buna eliyoruz. Taciz ve şiddetin gelişmiş ülkelerde de görülebildiğini diyor arkadaşlar. Bakıyoruz mesela. Evet mesela gelişmiş ülkelerde görülmesi dediği yer Amerika'da, Latin Amerika, ABD'de, Afrika'da. Evet dolayısıyla bunu da eleyebiliriz arkadaşlar. Var bir sürü gelişmiş ülkede hatta Nijerya'da %43 diyor mesela. Zorla ya da küçük yaşta evlendirme oranlarının Latin Amerika ülkelerinde daha fazla oldu. Evlendirilme ile alakalı bir şey yok cevabım C. Şiddete ve tacize uğrayan kadınların çok azının bunları Adli makamlara iletebildiğine bakalım arkadaşlar. Şimdi evet, mağdur kadınların yüzde onundan azı polis gibi resmi kurumlara başvurabiliyor, yani çok azı. Tamam, bunu da eliyoruz. Hindistan'ın cinsel tacize uğrayan kadın oranında başı çeken bir ülke olduğunu Hindistan'a bakıyoruz arkadaşlar, yüzde yetmiş dokuzu gördüğünüz gibi. O zaman evet, başı çeken bir ülke, bu da doğru cevabım. Aşağıdaki metinlerin hangisinde altı çizili sözcük bu parçada verilmek isteneni örnekler? Bir bilim alanından söz edebilmek için gerekli olan en temel unsurlarından biri terimlerdir. Terimler bilimin Bildirim aracı özel göstergeleridir. Her ne kadar yöntemleri ve malzemesi bakımından evrensel olsa da bilim dili ve terimleri yönünden ulusal olmalıdır. Çünkü insanlar varlığı, dünyayı, eşyayı ve olayları en iyi kendi ana dillerinin sistemi içinde kavrayabilir, anlamlandırabilir ve anlatabilirler. Varlıkların zihnimizdeki tasavvuru olan kavramların bir zihinden diğer bir zihne ya da bir merkezden diğer bir merkeze iletilebilmesi üzerine uzlaşılan göstergelerle sağlanır. Bilim alanlarının bildirişim aracı olan özel göstergeleri terimlerdir. Dil olmadan nasıl ki düşüncenin işletilmesi ve bildirişimin sağlanması mümkün değilse, terimler olmadan da bilim, sanat ve meslek alanı mensuplarının düşüncelerini işletmesi, anlatması ve anlaşması mümkün değildir. Edebiyat da bir bilim ve sanat dalıdır. Hem bilim dalı olarak hem de sanat dalı olarak edebiyatın kendine özgü terimlerinin olması kaçınılmazdır terimden. Yani bir edebiyat terimi arayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle edebiyata özgü bir terim arayacağız burada. Bakıyoruz şimdi. Nefi divan edebiyatının gür sesli şairlerinden bir kendinden emin ve sanatına güvenen bir kişiliği vardır. Sevgisini ve öfkesini dile getirirken şairin sesinde alışılmamış bir ton duyulur. Seslenişleri yüksek perdedendir. Bildiğini açıkça söylemekten çekinmez. İfadesinde sert, acımasız, hatta biraz da isyancı tavırlar sezilir. Şair böylesine sert bir yapıya sahip olmaktan gurur duyar diyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda buradaki perde tiyatro perdesi anlamında kullanılsaydı terim olurdu ama mecazi anlamda kullanıldığı için terim değil bunu eliyoruz. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içindeyken köylerin birinde bir kele olan ile anası yaşarmış. Anası saçını süpürge yapar. Orada burada çalışarak günlük nasiplerini çıkarırmış. Oğlu kere olan tembelin tekiymiş. Bütün gün hiçbir işe bakmaz miskin miskin oturur. Yahut da yatarak zamanı geçirirmiş. Kadın bakar ki olacak gibi değil. Buradaki miskin miskin edebiyat terimi değil bunu da eliyoruz. Annem içinde yaşadığımız darlıktan çok sıkılır ve e, çok kez kocasına söyleyecek iğneli sözler Sinsi ve üstü kapalı sistemler bulurdu. Üstü kapalı sistem arkadaşlar mecaz anlamlı. Bunu da eliyoruz. Terim olamaz. Küçürek öykü türünün en başta gelen özelliği kısa ve mensur oluşudur. E, kısalık küçürek öykünün en belirleyici yanıdır. Nitekim küçürek öykünün bir edebi metin olmasını sağlayan diğer özellikler genellikle başka edebi metinlerde de vardır. Örneğin az sözle çok şey anlatmak, sözcüklerin duygu ve çağrışım değerinden yararlanmak ve alışılmamış bağlaştırmalar kullanmak şiirde de görülen özelliklerdir. Küçürek öykü arkadaşlar edebiyatın bir terimi, bir hikaye çeşittir. Son yıllarda ortaya çıkan bu durumda cevabım Denizli olacak. Şairin hayatına şekil vermek mecazi bir ifade. Bunu da eliyoruz cevap denizli. Aşağıdakilerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı'ya yönelik bir eleştiri paragrafıdır? Yani onu eleştiren bir paragraftır diyor. Bakalım. 1944'ten itibaren Ankara'da Anadolu Ajansı Toprak Mahsulleri Ofisi Çalışma Bakanlığı ve MEP Tercüme Bürosu'nda çevirmen olarak çalıştı. 1951'de evlendi Cavidan ee, hanımdan 1954'te ayrıldı. Aynı yıl kısmi felç nedeniyle konuşma ve hareket yeteneğini yitirdi. Türkiye'de sonuç vermeyen tedavisini sürdürmek için 6 Eylül 1956'da götürüldüğü Viyana'da bir ay kadar yaşayabildi. Cenazesi yurda getirilerek Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Burada arkadaşlar daha çok e, biyografisi anlatıldı. Yani hayatı anlatıldı. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Eleştiri yok. Cahit Sıtkın ilk şiirleri lise öğrencisiyken iken Muhit ve Servet Efe'nin Uyanış dergilerinde yayınlanmaya başladı. İlk yazısı 15 Kanunu e, Sani 1931 tarihli Akademi dergisine çıkmıştı. Sonraki yıllarda şiir hikaye ve düz yazıları Varlık Yücel, e, İnkılapçı, Gençlik, İnsan, Gündüz, Akpınar, Kültür Haftası, Demet, Ülkü, Pınar, İşte İstanbul, Yaratılış ve Ankara dergileriyle Cumhuriyet akşam vatan ile sanat ve edebiyat gazetelerinde yer aldı. Burada da bir eleştiri söz konusu değil. Asıl adı Hüseyin Cahit Tarancı'dır. Hikayelerinin bir bölümünde Cevat Sandık ve İrfan Kudret imzalarını da kullandı. Eski bakanlardan Feyzi Pirinçioğlu amcasıdır. Ee, i̇lk öğrenimine Diyarbakır'da Numune-i Teraki Hamidi Mektebi İptidasinde başladı ve Diyarbakır Mektebi Sultanisi ilk kısmını bitirdi. Orta öğrenimini İstanbul'da St. Joseph Lisesi'nde 4 yıl okuduktan sonra sınavla geçtiği Galatasaray Sultanisi'nde tamamladı. Burada da eğitimiyle alakalı bir biyografinin parçası gibi düşünebilirsiniz. Eleştiri yok ama. Tarancı'nın dili bugünkü dil keşmekeşi içinde dört başı mamur, ne demek istediğimi bilen berrak ve akıcı bir dildir diyor. Kelimeler onun eline geçti mi munisleşiyor, sevimli bir hal alıyor. Dilindeki bu olgunluk, mısralarının gerçek şiirin harcıyla yoğrulan kuvvetli yapısı ve kelimeleri yerli yerine koymakta gösterdiği titizlik, Cahit Sıtkı'ya haklı olarak usta şair unvanını kazandırmış, şahsiyet sahibi bir sanatçı yapmış. Geniş bir okuyucu kitlesi de onu bu yüzden tanır ve sever. Burada arkadaşlar, olumlu eleştiri söz konusu. Eleştiri deyince illaki aklınıza olumsuz olanı gelmemeli. Cevabım Denizle Oktay Rıfat ile birlikte Paris Radyosu'nun Türkçe yayınları bölümünde sunuculuk yapmıştı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Diyarbakır'da kaldı. 1941-1943 yılları arasında Ankara Balıkesir, Burhaniye ve Erzurum Ilıca'da askerliğini yaptı. Bir süre İstanbul'a taşınmış babasının yanında ticaretle meşgul oldu. Burada da bir eleştiri söz konusu değil cevabım Denizli. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi bu parçayla ilgilidir? Bu tablo, medyanın haber aktarma, bilgilendirme işlevinin önemini göstermekte; insanların medyayı en çok çevrelerinde olup bitenlerden haberdar olmak amacıyla kullandığını ortaya koymaktadır. Kamuoyu kendisi ve yaşadığı toplum hakkında bilgiyi medya vasıtasıyla almaktadır. Bu bilgi kişinin kendi hayatı için olduğu kadar içinde yaşadığı toplum ve dünya hakkında da fikir sahibi olmasını sağlamaktadır. İnsanlar bilgilendirilen ve belli konularda duyarlılık yaratan medya, belli görüşlerin yaygınlaşmasına ya da bazı hususlarda ortak bir bilincin oluşmasına katkıda bulunur diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere şöyle başlayalım bakalım. Şimdi Denizli şıkkı olamaz. Türkiye ve Birleşik Krallık. Birleşik Krallıkla ilgili bir şey yok. Bursa şıkkı olamaz. Çünkü cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi ile alakalı bir grafik değil, verilen bir parça değil bu arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ee, haberler, dizi, spor programları, kuşak programları gibi bir şeyler olamaz. Bu durumda Edirne şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi C'ye baktığımızda C'yi de eleyebiliriz. Çünkü C de E ile benzer. Bu durumda bunu da eliyoruz. A'ya baktığımızda ne diyor mesela? Hani insanların ortak olarak fikir sahibi olmasını gerektiren programsa ya diyor izlemeye devam ederim ya da hiçbir şey yapmam. Televizyon e, izlemeyi bırakırım, cihazı kapatırım. Rütbe şikayette bulunurum. Yayıncı kuruluşun izleyici temsilcisine başvururum. Kanal değiştiririm. Yani istenmeyen bir şey ortaya çıktığında ne yaparsın gibi bir şey olabilir. Çünkü neden? Haber e, herkesi ilgilendiren bir şey olmak zorunda. Yani istenmeyen bir şey olunca senin görüşün nedir? O durumda ne yaparsın gibi bir grafik verilmiş olabilir. Çünkü ortak bir bilinç olmak durumunda arkadaşlar. Bu grafik tamamen A şıkkında var. Cevabım A. Yukarıda numaralı biçimde metinler ve harflerle verilen düşünceyi geliştirme yolları aşağıda eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme doğrudur? Eurovision yarışmalarında 2. Türk bestesi daha eleme sırasında yarış dışı bırakıldı. Jüri kendisine yapılan bir ihbarı değerlendirerek bu besteleri batıdan alınmış saydı. Tartışma hala sürüyor. Yalnız Eurovision yarışmasına katılanlar değil, piyasada kapış kapış satılan nice Türk plaklarının da dışarıdan üretme olduğu erbabınca söyleniyor. Örneğin Yahya Kemal'in ünlü sessiz gemi şiiri ustalıkla modern bir Fransız bestesine oturtulmuş. Avaz avaz söyleniyor. Bir de diyor arkadaşlar tanımlama var. Baktığımızda bir de tanımlama yok. Çünkü tanımlama olabilmesi için nedir ya da kimdir sorusunu sormamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunu eliyoruz. İletişim alanındaki uzmanların araştırmalarına göre konuşmacının etkisinin %55'lik bir kısmı göze hitap eden ögelerle ilgilidir. Spikeri nasıl göründüğü yüz ifadesi, jest ve mimikler ile bütünüyle beden hareketleri gözle ilgili ögeleri oluşturmakta. Konuşmacının etkisinin %38'i ise sese dayanmaktadır. Sesin kulağa yansıyan güvenilirlik, değerlilik gibi özellikleri önem arz etmektedir. Konuşmacının dış görünüşü, kılık kıyafeti güven vermiyor ise dinleyicilerin itirazları, Zihinlerinde konuşma başlamadan önce başlamış demektir. Demiş ki arkadaşlar e, iki için şöyle 2'ye bakıyoruz. ikide sayısal verilerden yararlanma vardır. Yani 2 E'ye karşılık gelmekte kesinlikle doğru cevabım Bursa şıkkı olacaktır. Devam edelim. Mahkemelerde, kongrelerde, soruşturmalarda, resmi toplantılarda ve benzeri yerlerde söylenen sözleri, yaşanan olayları ve bunların sonuçlarını içeren metinlere tutanak denir. Tutanaklarda söylenenlerin, yaşananların ve bunların sonuçlarının hiçbir yorum ya da görüş içermemesi son derece önemlidir. Her şeyin olduğu gibi yansıt olarak yazıya geçirilmiş olması şarttır. Tutanaklar tarih ve saatle başlar ee, yine tarih ve saatle biter. Burada tutanak denir dediği için arkadaşlar bir tanımlama var. Ama bakalım 3'e karşılık neyi getirmiş? C'yi getirmiş. Karşılaştırma var demiş. Yanlış C şıkkı. Bunu da eliyoruz. Gece kondunun salt bir fonk şeklindeki sunumu onun gerçek görünümlerini ortaya çıkarmaya yeterli olmaz. Çünkü nesnenin imajı salt kitlesel kodlanmayı içermez. Onu kodlayan sistemin izlerini de taşır ki asıl gösterilen de odur. Veya Göte'nin söylediği gibi doğada hiçbir şeyi hiçbir zaman tek başına görmeyiz. Her şeyi her zaman altındaki, üstündeki, önündeki ve arkasındaki bir başka şeyle bağlantılı olarak görürüz. Demek ki gece kondu olgusunun çok çeşitli olan toplumsal manzaralarını görebilmek için onun çok boyutlu olan yanlarını ortaya sermek gerekir. Dördün karşısına arkadaşlar neyi getirmiş örneklemeyi? Burada örnekleme de yok. Zaten Edirne şıkkını da eledik. Çünkü 5'te tanık gösterme yok. Zaten cevabımızı bulmuştuk. Cevabın Bursa şıkkı.